Yönetilenler. İdare altındakiler üç sınıfa ayrılır. Birinci sınıf, akıllı, dindar ve fazilet sahibidir. İdarecinin başarılı olması için karşılaştığı güçlüklerin çözümlenmesinde daima ona yardımcı olurlar. Muvaffakiyeti için Cenab-ı Hakk'a dua edip mutluluğunu isterler. Bunlara güler yüz göstermeli, sözlerine kulak vermeli ve iltifat etmelidir. İkinci sınıf, bunlar bazen hayra bazen de kötülüğe meyleder yani tabiatları iyiliği de, kötülüğü de yapmaya müsaittir. Böyle kimseleri iyiliğe meylettikleri zaman teşvik, kötülüğe yönelince de azarlamak ve korkutmak lazım gelir. Üçüncü sınıf, bunlar adi ve sefil kişilerdir. Her davete koşarlar. Nereden bir şey görse o tarafa meylederler. İradeleri zayıftır. Herkese uyarlar. Bunlar ümitsizlik vermeyecek derecede korkutulmalı ve ifrata varmayacak kadar cezalandırılmalıdır. İdarecinin anlayış, zeka, meselelere çözüm bulma kuvveti, elemanları sağlam bina gibi de olsa yine de bunlara güvenerek bir umursamazlığa düşmesi doğru olmaz. İdareci, işleri bu minval üzere yürütürken henüz ortaya çıkmamış olan fakat meydana gelmesi muhtemel olan meseleler içinde daima tedbirli olmalıdır. Yani olması muhtemel işler hakkında da tedbirli olmak, güç durumların çıkabileceğini de unutmamak gerekir.